Her şey Trabzon limanında bu silah sesleriyle patladı. Bir grup eylemci Avrasya feribotunu kaçırdı. Haber bomba gibi patladı. Eylemcilerin amacı Çeçenistan'ı desteklemekti. Feribot Karadeniz'in karanlık sularına açıldı ve kısa bir süre sonra 43. paralellik rotasına yöneldi. Dünyanın gündemine bir anda 43. paralel oturdu. Çünkü aynı saatlerde, hatta aynı dakikalarda 43. paralelin bir başka noktasında Pervomayskoye köyünde çok şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Bir grup Çeçen savaşçı binlerce Rus askeri tarafından kıstırılmıştı. Güçlü Rus ordusunun en seçkin birlikleri 4 gün boyunca köye bomba yağdırdı. Amaç rehineleri kurtarmaktı ama 4. günün sabahı köy yerle bir olmuştu. Dünya Çeçen dirençlerinin yenildiğini düşünürken inanılmaz bir haberle sarsıldı. Çeçenler Rus ablukasını yarmıştı. Üstelik rehineleri de yanlarına alarak. İşte dünya yalnız kurtlarla o sabah tanıştı. Peki kim bu yalnız kurtlar? Aslında yalnız kurtlar Çeçen savaşçılarının hepsini kapsamıyor. Çeçenistan'da toplam 6-7 bin civarında savaşçı var. Ama bunlardan sadece birkaç yüzü yalnız kurt. İşte bu köyde çok sayıda yalnız kurt var. Bu köyün çok önemli bir özelliği daha var. Bu köyde Çeçen direnişinin en önemli komutanı var. Ruslan Geleyev Güney Cephesi Komutanı. Bu cephe başkent Grozny'yi de kapsıyor. Yani çok stratejik bir bölgede. Ruslar en ağır kayıpları da bu cephede veriyor. Çünkü karşılarında yalnız kurtlar var. Çünkü Geleyev, Çeçenistan'daki en büyük yalnız kurt grubunun lideri. Biz kendimize yalnız kurtlar diyoruz. Ya da gece kurtları. Çünkü baskınlarımızı çoğunlukla geceleri yapıyoruz. Rusların açıklamalarına bakmayın. Siz de gördünüz. Sadece Grozny'de belli noktaları ellerinde tutuyorlar. O da gündüzleri. Yoksa Grozny geceleri bizim. İstesek Rusları Grozny'den 2 saatte atarız. Ama taktik nedenlerle bunu şimdilik yapmıyoruz. Yalnız kurtlar sadece kendi topraklarında dövüşüyor. Yani Çeçenistan'dan başka yerde yok. Kısaca Türkiye'deki Avrasya eyleminin bizle hiçbir ilgisi yok. Ünlü komutan Geleyev'in sözlerinde çok önemli bir nokta var. Çeçenistan'da durum sanıldığından çok farklı. Dışarıdan, örneğin Türkiye'den bakıldığında Ruslar duruma hakim görünüyor. Ama gerçek çok başka. Ruslar başkent Grozny'de zırhlı araçlarla gezebiliyor. O da gündüz. Hava kararınca Ruslar çekiliyor, Çeçenler geliyor ve çatışmalar başlıyor. Yani aslında Çeçenler Rusları köşeye sıkıştırmış. Rusya, Afganistan'dan sonra ikinci bir bataklığa saplanmış. Savaşın nedeni Çeçenlerin bağımsızlık tutkusu. Rusya, Çeçenistan'a bağımsızlık vermek istemiyor. Kafkasya'yı, yani stratejik önemi büyük bir köprü başını kaybetmekten korkuyor. Burası, zengin doğal kaynakları olan Orta Asya'ya da açılan bir kapı. Ruslarla Çeçenler arasındaki son savaş bir yıl önce başladı. Ama aslında 1700'lerden bu yana sürüyor. Rusya Müslüman Çeçenlere 200 yıldır boyun eğdiremiyor. Şeyh Şamillerin, İmam Mansurların başlattığı savaşı şimdi yalnız kurtlar sürdürüyor. Halk da onları destekliyor. Merhaba, merhaba, ya Şahbulama. Yalnız kurtlar Çeçenlerin en güçlü, en seçkin birliklerinden oluşuyor. Yalnız kurtlar Çeçenlerin vurucu timi. Bu köy Güney Cephesi'nin en stratejik noktası. Rus birlikleri sadece birkaç kilometre ileride. O nedenle çok sayıda yalnız kurt burada üstleniyor. Köydeki her evde de yalnız kurtların bu amblemi var. Çeçenler silahla çocuk yaşta tanışıyor. Barış zamanlarında bile evinde silah olmayan Çeçen yok gibi. Ama yalnız kurt olmak için özel bir eğitimden geçmek gerekiyor. Örneğin Davut, Çeçenlerin en ünlü keskin nişancılarından, 1,5 kilometreden hedefi alnından vuruyor. Yalnız kurtlar genellikle 7 kişilik timlerden oluşuyor. Küçük gruplar halinde hareket ediyorlar ama düzenli bir ordunun disiplinine sahipler. Sabah çok erken saatlerde kalkıyorlar. Kendilerini cihatta kabul ettikleri için oruç tutmuyorlar ama hepsi namaz kılıyor. Spor da yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası. Yalnız kurtların baskın kadar önemli bir görevi daha var.
istihbarat toplamak. İşte 7 kişilik tim böyle bir göreve hazırlanıyor. Karda uzun süre yürüyecekleri için önce kamuflaj elbiselerini giyiyorlar. Hepsi tepeden tırnağa silahlı. Her an bir çatışmaya girebilirler. Yolculuğun ilk bölümü minibüste yapılıyor. Gecenin sessizliğini teyipten yükselen Çeçen kahramanlık türküleri bozuyor. Minibüs 20 kilometrelik yolu farları kapalı kat ediyor. Bu savaş uçakları ve helikopterlerin dikkatini çekmemek için alınan bir önlem. 20 kilometrenin sonuna gelindiğinde artık gün ağırıyor. Görevin asıl tehlikeli ve zor bölümü bundan sonra başlıyor. Yalnız kurtlar kimi zaman açık arazide, kimi zaman dağlarda tam 12 kilometre yürüyor. Dondurucu soğukta, karla kaplı yollarda yapılan bu yürüyüşün amacı istihbarat toplamak. Bütün timlerden gelen bilgiler Güney Cephesi Komutanı Ruslan Gerev'de toplanıyor. Her yerde gözümüz kulağımız var. Rusların attığı her adımı biliyoruz. Onları istediğimiz yerde, istediğimiz zaman vuruyoruz. Biz yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyoruz. Dağları avucumuzun içi gibi biliriz. Doğa koşulları bizim en büyük silahımız. Yalnız kurtlar gerekirse aç da kalır, susuz da kalır. Ama günlerce savaşır. İşte ünlü yalnız kurtlar. Her an ölümle burun buruna yaşıyorlar. Ruslara karşı en büyük silahları da ölümden korkmamak. Çünkü onlar için ölüm son değil, başlangıç. Çünkü arkalarından yeni yalnız kurtların geleceğini biliyorlar.